Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Buse, nasılsınız? Ben bomba gibiyim. Artık bu girişe alıştınız. Bir şey demiyorsunuz değil mi arkadaşlar? Ben bomba gibiyim. Neden? Çünkü bakın karşımda ne var? LOL sürpriz oyunu var arkadaşlar. Bildiğiniz gibi biz bunu Amerika'dan çok uygun bir fiyata almıştık. Size söz vermiştik yarın oynayacağız diye. Bundan 2 gün önce. Oynayamadık bir türlü arkadaşlar. Ben de dedim ki bunun bir videosunu izledim. Annem de fizik tedaviye gidince dedim ki ben bu oyunu açayım, güzelce kurayım. Annem gelince hazır olsun. Çözeyim nasıl oynayacağımızı. Annem gelince oynayalım. Onun videosunu ayrı bir videolar yükleyelim dedim ve sizin karşınıza geldim. Evet, dediğim gibi annem yine yok. Poyraz da içeride, ben bugün tekim. Şimdi bu LOL sürpriz oyununu açacağım. Birlikte kuracağız. Nasıl oynayacağımızı keşfedeceğiz. Daha sonra annem geldikten sonra da biz annemle oynayacağız. Ayrı bir video olarak onu paylaşacağız. O yüzden dedim ki hep birlikte bunu keşfedelim ve birlikte hani bir tür oynayalım mesela. Bir tür bakalım nasıl oynanıyormuş dedim ve geldim arkadaşlar. Çok heyecanlıyım. Umarım kendimi size anlatabilmişimdir. Şimdi kameramı indiriyorum ve hemen kutumuzun açılımına geçelim. Benim tahmin ettiğim 3 tane burada su kabımız var. Bir tane şuradan sürpriz bir su kabı çıkacak diye düşünüyorum. Aynı konfeti gibi heyecanlandım arkadaşlar. Bir an önce açmak istiyorum. Hadi başlayalım. Biz bunun kapağını annemle açmıştık zaten biliyorsunuz videodayken. Şimdi içindekileri çıkartıyorum. İlk önce kartlarımız çıktı. Tam 7, 14, 21, 28 tane kartımız var. Bu kartların her biri birer renk grubundan ve her biri bir kişiye ait olacak. Galiba bu kızın adı Surfer Skyter'dı. Surfer Skyter, Center Stage, Diva ve QMB'ye ait kartlar. Devam ediyorum. Başka ne var? Evet. Karakter kartlarımız ve çarkımız var. Mükemmel. Devam edelim. Şu kartlarımızın içine koyacağımız sürpriz yumurtalarımız var. Başka ne var? Görebiliyor musunuz? Bu ne? Oo, mükemmel. Oyun tahtası. Ve. Şunu alalım şuradan. Şurada 3 tane sürprizimiz var demiştim. Bir tane de şurada sürprizimiz var. Şurada 4 tane kartımız var. Ve oyun nasıl oynayacağımıza dair bir kağıdımız var. Kutumuz boşaldı. Kutumuz mükemmel. Ben bu kutuyu saklayacağım. Anneme kesinlikle attırmayacağım. Saklayacağım çünkü müthiş bir kutu. Çok beğendim. Hemen şimdi seni böyle alalım. Ve oyunumuzu kurmaya başlayalım. İlk önce nereden başlayacağım hiç bilmiyorum. Şu sürpriz kutumu çıkartayım. Bence bu saçma bir şey olmuş arkadaşlar. Çünkü karakterlerimiz belli zaten. Şimdi anlatacağım ne demek istediğimi size. Şimdi karakterlerimiz zaten belli değil mi bizim? Hangi karakterlerimiz var? Queen Bee, Diva, Sander Stage ve Surfer Skate. Bakın Queen Bee'nin bu, Surfer Skate'in bu, Diva'nın bu. Bunun içinden de galiba Sander Stage'in suluğu çıkacak. Bu bir sürpriz değil bence. Hadi bunu açalım. Dediğim gibi Sander Stage için bir suluk çıktı. Oo, suluklarımız çok sert, yumuşak değil. Aa, taş gibi arkadaşlar bakın. Gördünüz mü? Taş gibiler. Oo, tamam. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Ay, nereden başlasam bilemedim. Oyunu nasıl oynayacağım biliyorum. Çünkü bir tane videoyu izledim. O yüzden bunu şimdi kenara alıyorum. İlk önce oyun tahtamı açacağım. Mükemmel bir oyun kartımız var. Şimdi bunun üstünü dolduracağız. Şuradan başlıyormuş. O yüzden şunu şöyle tutayım. Start'tan başlıyormuş. Şimdi teker teker bu sürpriz yumurtalarımı şunun üstüne böyle koyayım. İçleri şu anda boş. Şimdi bunu açıyorum. Ve diğer sürpriz yumurtalarımı da birbirini birleştirip yerlerine koyuyorum. Evet, oyun tahtamı kurdum. Şimdi bu oyun tahtasını kenara alıyorum ve diğer parçalarımı açıyorum. Burada her bir karakterime birer tane vereceğim kartlar var. Bunların her birine birer tane vereceğiz. Oyunun amacı şu. Burada gördüğünüz 7 kartı da bulan oyunun birincisi olur. Şimdi su kaplarımızı çıkartalım. Diva'nın su kabı. Surfer Skyter. Ay, atıyorum ismini. İnşallah adı Surfer Skyter'dır. QMB ve Center Stage. Arkadaşlar yani şok oldum bunları önce baksanıza. Taştan yapılmış yani. Sert şekilde. Bizimkiler gibi yumuşak değil. Şaşırdım. Devam ediyorum. Karakter kartlarımı ve şu çarkı çıkartmak istiyorum. Sırada şu var. Bunda bir şey yok. Bunu çevireceğiz ve gelen sayıya göre oyunumuzu oynayacağız. Bunu da buraya koyalım. Şimdi sırada şu 28 tane kart var. O zaman size şöyle geri alayım çünkü burada işim var tatlı şikolar. Canım
arkadaşlarım, şimdi hemen oyunun kurulumunun son aşamasına geçiyorum. Ve daha sonra sizlere nasıl oynandığını öğreteceğim. Nasıl oynandığını anlatacağım yani. Neden biliyor musunuz? Çünkü bir sonraki video, yani annemle oynayacağımız video çok uzun bir video olacak. O yüzden onun başında anneme yarım saat anlatmakla geçmesin diye bu oyunun nasıl oynandığını bu videoda anlatacağım. Annemle olan videoda direkt oyuna başlayacağız. Ben anneme videoya başlamadan önce anlatacağım nasıl bir oyun olduğunu. Annemle hemen başlayacağız. O yüzden o videonun başında söyleriz. Eğer nasıl oynandığını öğrenmek istiyorsanız bir önceki videomuzu izleyebilirsiniz deriz. Bu videoda ben size nasıl oynandığını anlatacağım. Hemen şimdi oyunumuzun kurulumunun son aşamasına geçelim. Evet arkadaşlar, ilk önce şu ortadaki boşluğa bu çarkımızı yerleştiriyorum. Tamam. Şimdi herkese birer tane bundan veriyorum. Daha sonra bu kartları, hepsini alayım elime bir dakika. Aynı renk böyle yan yana gelmeyecek şekilde güzelce karıştırıyorum. Şimdi oyun kartlarımı karıştırdım ve renklerini görmeyeceğim şekilde ters çevirdim. Şimdi tek tek burayı açıp 4'er tane 1, 2, 3, 4 olmak üzere buraya yerleştireceğim. Evet, daha demin izlediğiniz gibi kartlarımı 4'er 4'er bu 7 tane sürpriz yumurtanın içine yerleştirdim. Şimdi annemiz gelene kadar ben bir tur oynamak istiyorum size oyunu anlatmak için. Daha sonra annem gelince tekrar oynayacağız ve birinciye sürpriz bir ödül vereceğiz. Kim birinci olursa. Hadi şimdi nasıl oynanacağını kısaca bir size anlatayım. Evet, bugün bize yardımcı olacak oyuncu arkadaşlarımız gelsin. Purple Queen bugün Queen Bee'yi temsil edecek. Glitter Center Stage, Glitter olmayan Center Stage'i temsil edecek. Doğru adını öğrendim arkadaşlar, Surfer Baby'ymiş. Bugün Surfer Baby'yi Cosmic Queen temsil edecek. Diva'yı ise Sugar Queen temsil edecek. Şu kart Diva'nın yani Sugar Queen'in. Bu kart Queen Bee'nin yani Purple Queen'in. Bu kart Surfer Baby yani Cosmic Queen'in. Bu kart da Center Stage yani Center Stage'in. Evet, artık su kaplarımızı start bölümüne, başla bölümüne alalım. Ben çok hazırım. Herkes hazırsa oyunumuz başlasın. Buradan başlayıp bu tarafa doğru gideceğiz. Gördüğüm kadarıyla herkes hazır. O zaman oyun başlasın. Sugar Queen'cim senle başlıyoruz. 3 numara geldi. 1, 2, 3. Trade me. Trade me değiş tokuş demek arkadaşlar. Başka bir karta değiş tokuş yapmak isterse, ki izlediğim videoların çoğunda bunu kimse yapmıyor. Çünkü değiş tokuş yapmak kimse istemez. Çünkü kimse kendine ait olmayan kartı almıyor. O yüzden trade me gereksiz bir şey. Üzgünüm Sugar Queen'cim. Ya benim karta ihtiyacım vardı ama. Birinci ben olmalıyım. Neyse, devam edelim o zaman, bakalım. İleride belki şansım güler. Sıra Purple Queen'de. 2, 1... İki. Arkadaşlar bu tehlike pik çok tehlikeli bir şey. Neden biliyor musunuz? İlk önce sevinirsiniz ama sevinciniz yerde kalır. Buradan bir tane top seçiyorsun. İçindekilerin hepsine bakıyorsun ama maalesef alamıyorsun. Arkadaşlar vah vah vah. Renkleri söylemeyi unuttum size. Hemen renkleri söylüyorum. Diva'nın rengi pembe. QME'nin rengi sarı. Surfer Baby'nin rengi mavi. Center Stage'in rengi mor. Yani Purple Queen'in kazanması için QME'nin bütün kartlarını toplaması gerekiyor. Bu yüzden hep sarı kartları bulması gerekiyor. Yani şöyle yapacağız. Kime tehlike pik geldiyse o bir tane sürprizim da seçecek ve içindekilerin hepsinin rengine bakabilecek. Daha sonra mesela alması gerektiği zamanlarda bunun içinde kendi rengi olduğunu biliyorsa bunu seçebilir. Ve içinden kendi rengini alabilir. Purple Queen'cim, sana tek pick geldiğine göre hangisini seçmek istiyorsun? Kart alamayacağım biliyorum ama renkleri öğrenmek benim için iyi olacaktır. O yüzden bakayım. Bunu seçiyorum. Tamam, hadi bakalım. Mavi. Mor. Sarı. Sarı. O zaman bu sürpriz yumurtanın yerini unutmuyorum. Ve bir daha bana sıra geldi. Bu sürpriz yumurtayı açıyorum. Cosmic Queen'cim, sıra sende. Surfer Baby'nin su kabını hareket ettirmek için çarkı çeviriyorum. 4 1 2 3 4 Yaşasın. Unbox me çıktı. Cosmic Queen'cim, çok şanslı başladın. Musa abla, bu ne demek? Tatlım, bu mükemmel bir şey demek. İstediğin bir tanesini seçiyorsun. İçindeki tüm kartlara bakıyorsun ve ihtiyacın olan kartı alabiliyorsun. Yehuu, bu mükemmel bir şeymiş. Ben Surfer Baby'yi temsil ettiğim için benim rengim mavi. Acaba mavi kart bulabilecek miyim? Hangisini seçsem? Şunu seçiyorum Buse abla. Bu mu tatlım? Evet evet bu. Hadi o zaman açalım. Cosmic Queen için bunun içinden mavi kart arıyoruz. Pembe. Mor. Mor. Sarı. Niu 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 niu. Cosmic Queen'cim, nasıl bir sürpriz yumurta seçtin? Hiç senin rengin çıkmadı. Buz abla, bu nasıl bir şans ama? En güzel işlem bana denk geliyor. Seçilse benim hiç kartımın olmadığı sürpriz yumurtayı seçiyorum. Öf ya, küstüm. Tatlım, küsmene gerek yok. Daha sonra senin şansın da güler, merak etme. Baksana daha kimse bir şey toplayamadı zaten. Tamam Buz abla, tamam, ben geçiyorum yerime. Center Stage'cim, sıra sende. Kendin için çarkı çeviriyorum.
Oo, o ne şimdi? 6 mı 7 mi? Tam araya denk gelmiş yalnız. Hiçbirisini seçemiyoruz. Tekrar çeviriyoruz. 2 1 2 Sen de seçim sana da aynı şeye denk geldi. Olsun Buse abla, ben de kendi rengim olan morun. Hangi sürprizim burada olduğunu belki bulabilirim. Bunu seçiyorum ben de Buse abla. Tamam tatlım. Bakalım bunun için hiç mor var mı? Diva pembe. Mor. Evet tatlım, burada bir tane mor varmış, bunu unutma. Tekrar pembe. Ve mavi. Tamam, burada bir tane birim kartım varmış. Bunun yerini unutmuyoruz. Arkadaşlar, oyunu annemle oynayacağım diye artık bitirmek istiyorum ama hiç kart toplayamadım. Bir tane kart toplayana kadar oyuna devam edeceğim. Hani bir kişinin bir kartını toplayayım, size göstereyim, ondan sonra oyunu bitireceğim. O yüzden şimdi Sugar Queen için, yani Diva için tekrar şarkı çeviriyorum. 7. Oo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mix me. Şimdi bazı arkadaşlarımıza TK Pick geldi. Açtılar içine ne olduklarına baktılar. İşte Mix me gelen kişi bu sürpriz yumurtanın yerini istediği gibi karıştırabiliyor ve diğer arkadaşın aklını karıştırabiliyor. Oo, ben bayağı bir kötülük yapmış olacağım yani. TK Pick gelenler kartlarının hangi yumurtada olduklarını gördüler. Şimdi ben karıştıracağım ve unutacaklar. Oo, çok iyiymiş bu. Hadi karıştıralım. O zaman Purple Queen'le devam edelim. Purple Queen için, yani Queen Bee için çeviriyorum. 6 1 2 3 4 5 6 New new new. Yine değiş tokuş yapılacak bir şey yok. Hemen Cosmic Queen için devam ediyoruz. Yani Surfer Baby için 3 1 2 3 Cosmic Queen, ne şanslısın ha. İki de sana Unbox Me geliyor ama sen kendi kartını bulamıyorsun. Bu sefer bulacağım Buse abla, bu sefer bulacağım. Tamam tatlım, hangisini seçiyorsun? Of Sugar Queen, nasıl karıştırdın? Aklın karıştı şimdi ya. Hangisi de benim kartlarımın hiçbirinin olmadığı sürprizim? Ta yine onu seçersem şimdi. Kararımı verdim. Bunu seçiyorum. Haydi bunu. Hayır bunu, hayır bunu, hayır bunu. Cosmic Queen son kararını verir misin? Tamam, son kararım, bunu seçtim. Of Cosmic Queen, ne kadar kararsızsın. Hadi açalım. Surfer Baby'nin rengi mavi, o yüzden mavi kart arıyoruz senin için değil mi? Hadi bakalım bunun içinden mavi kart çıkacak mı? Mor. Yuhuu, işte maviyi buldun. Bir tane mavi bulmuş oldun. Bir tane daha mavi bulmuş oldun. Ve Diva. Oo, Cosmic Queen çok şanslısın. Yuhuu, yaşasın. İşte iki tane kart bulmuş olduk. Hadi yerlerine koyalım. Surfer Baby'cim bayağı şanslısın ha Cosmic Queen sayesinde. Aksesuarı ve su sürprizi çıktı. Hadi yerlerine koyalım. Aksesuar ve su sürprizi. Arkadaşlar artık oyunu bitiriyorum çünkü annemle oynayacağız ama surprise çıkmadı bize. Surprise'in ne anlama geldiğini de söyleyeyim. Surprise, Trade Me ile Unbox Me'nin karışımı. Trade Me'yi kullanmadığımız için bu fazla önemli değil. Neden biliyor musunuz arkadaşlar? Mesela annemle oynarken ben bunları bir daha karıştıracağım. O yüzden şimdi gönül rahatlığıyla açabilirim. Şimdi mesela arkadaşlar bunu açtım. Queen Bee'yi temsil eden kimdi? Purple Queen'di. Ama mesela bu olmasaydı burada, Purple Queen bunu alsaydı. Ben bunu almak istiyorum deseydi ve alsaydı. Unbox Me'yi çıkınca bunlardan istediği bir tanesini alabiliyor ya. Diyelim bunu Purple Queen aldı. Bu kimin aslında? Sugar Queen alması gerekiyor bunu Diva'yı temsil ettiği için. Bu Purple Queen önünde durdu. Eğer Sugar Queen'i Trade Me'ye gelirse değiş tokuş yapabilir. Yani bunu Purple Queen alabilirdi bu kendinin olduğu için. Surprise gelince ister değiş tokuş yapabiliyorsunuz, ister herhangi bir sürpriz yumurta açıp hepsine bakıp kendi rengini seçebiliyorsunuz. O yüzden surprise bayağı iyi bir şey. Bir de spin again var. Çevirdik 3 geldi, buraya geldik diyelim. Bir daha çeviriyoruz. Spin again bir daha çevir demek. Ondan sonra hangisi geldiyse ona göre oyunumuzu oynuyoruz. Amacımızı bir daha söyleyeyim. Bu kartı nasıl buraya koyduk? Hepsini koymak. Bu karttaki boşlukları ilk dolduran kişi oyunu kazanıyor. Annemle oynayacağımız oyunun birincisinde çok mükemmel bir ödülümüz var. Onu annemle oynadığımız zaman söyleyeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlarım, canım arkadaşlarım, uzun bir video oldu biliyorum. Sizi sıkmak istemiyorum. Bir an önce videoyu bitiriyorum. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın ve kanalımıza hala abone değilseniz abone olun. Videolarımızı Facebook, Instagram, Twitter gibi kendi sosyal medya hesaplarınıza paylaşın. Bir sonraki videoda görüşene kadar sağlık, mutluluk, eğlenceyle kalın. Oyun oynayın, çocuk kalın. Hoşça kalın. Beğendiniz mi arkadaşlar bu oyunu? Hemen aşağı yorumlara yazın. Annemle oynadığımız videoda görüşmek üzere. Tekrar hoşça kalın.